Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerinden biriydi o. Türk siyasetinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yaptı. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı tutumuyla Kıbrıs'ın Türk yurdu olmasını sağladı. Şiir ve edebiyata da merakı vardı. Hatta siyaseti edebiyata daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek bıraktığını açıkladı. Bu önemli isim kim mi dersiniz? Elbette Bülent Ecevit. Şimdi onu daha yakından tanıyalım. Mayıs 1925 günü İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Bülent Ecevit'in hem iyi bir siyasetçi hem de gerçek bir sanatçı olmasının altında yatan en önemli neden hiç şüphesiz ailesiydi. Babası Profesör Doktor Fahri Ecevit, CHP Kastamonu milletvekiliydi. Annesi Fatma Nazlı ise bir ressamdı. 1944 yılında dönemin en iyi okullarından biri olan, hala mezunlarıyla fark yaratan Robert Koleji'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Londra Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümlerine devam etti. Tam bu noktada kolejden tanıştığı ve 1946 yılında dünya evine girdiği Rahşan Aral'ı, bildiğimiz haliyle Rahşan Ecevit'i tanıdı. Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşınız oldu mu hiç? Hayır, kesinlikle olmadı. Rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Mezun olduktan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne İngilizce çevirmen olarak girdi. 1946-1950 yılları arasında Londra'da Türk Basın Ateşiliği'nde çalıştı. 1950'li yıllarda Ulus, Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde yazar ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1955 yılındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Winston Salem gazetesinde konuk gazeteci olarak çalıştı. Rockefeller Foundation bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Harvard Üniversitesi'nde sosyal psikoloji ve Orta Doğu üzerine incelemeler yaptı. Çok siyaset ağırlıklı bir gazete olduğu için Ulus, bazen benim hakkında yazı yazdığım sergi kapanır. Ondan günler sonra gazetede benim yorumum çıkardı. Türk siyasi tarihinin belki de en çok sevilen karakteri olan Bülent Ecevit'in lakabı Karaoğlan'dı. 53 yılında CHP'ye üye olarak siyasi yaşamına başladı. 1957'de Ankara'dan milletvekili seçildi ve Türkiye için bambaşka bir siyaset defteri açılmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllar boyu hizmet etti. Birçok başarı da beraberinde geldi tabii. 19 yıl bir fiil çalıştı. Kurucu meclis üyeliği yaptığı ve yıllar boyunca farklı şehirlerden milletvekili seçildiği CHP'nin 33 yıllık başkanı İsmet İnönü'yü devirdi ve 1972 yılında partinin başına geçti. Genel başkan olduğu ilk seçimde oyların %33'ünü aldı, 1974 yılında başbakan oldu ve bu ilk döneminde Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk tarihine silinmez bir iz bıraktı. Bu harekatla Kıbrıs adasında bulunan Türklerin uğradığı zulüm ve baskının sona ermesini sağladı. Bundan önceki zamanlarda da saldırılardan rahatsız olan İsmet İnönü, her ne kadar karşılık vermek istese de o sıra Türk askerinin güçlü bir donanması yoktu. Bu sıralarda birden Yunanistan'da darbe yapıldı ve albaylar yönetime el koydu. Bu yönetimini ilk başlayacakları ise Kıbrıs sorunu oldu. Yunanistan Kıbrıs'a çıkartma yaparak Türk bölgelerine saldırıp ele geçirmeye başladı. Ancak Kıbrıs Rumlarının başkanı bu durumdan hoşnut olmadı ve Yunanlılar Kıbrıs'a darbe yaparak başkanı öldürmeye çalıştılar. Bunun sonucunda Kıbrıs Yunanistan'a bağlandı. O sıra Türkiye'de Bülent Ecevit başbakan olarak seçildi. Bülent Ecevit Kıbrıs sorununa artık dayanamadı ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı ve başarılı oldu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. O bir devlet adamı, o bir politikacı. O bir şair ve yazar, aynı zamanda 5 kez Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmış, dürüst bir siyasetçi. Ama her şeyden önce yüreği sevgi dolu, mütevazı bir insan.
sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir şairdi. Hem de iyi bir şair. Şiirleri ise saymakla bitmez. El ele büyüttük sevgiyi, sınır, yarın, göçmen ve yapamadığımız önemli şiirlerindendir. Birkaç dizesini sizinle paylaşalım istiyoruz. El ele büyüttük sevgiyi şiiri şöyle başlıyor ve devam ediyor. Birlikte öğrendik seninle avucumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik, el ele derip insana verdik. Verdikçe çoğalan sevgimizi. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, ikisini de vermeyebilirsen değer. Eşi Rahşan'la ömürlük aşklarına değinmezsek olmaz. Öğrencilik yıllarının en güzel zamanlarında Robert Koleji'nde tanıştı Rahşan Aral ve Bülent Ecevit. Birbirlerinin ilk aşkıydı her ikisi de. Aşka dair hiçbir geçmişleri yoktu. Zaten gelecekte de birlikte görünüyorlardı. Mezuniyet sonrası hiç vakit kaybetmeden evlenmek istediler. O sırada Ecevit, Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya basın ateşesi olarak atandı. Aldığı maaşla zar zor geçiniyorlardı. Buna rağmen sanat etkinliklerini hiç kaçırmıyorlar, sergilenen bütün oyunlara gidiyorlardı. Hatta bu sanat sevgisi onların bütçesinin sarsılmasına sebep oluyordu. Bir dönem evde yiyecek hiçbir şey olmadığı için alyanslarını ve Bülent Bey'in saatini satmak zorunda kaldılar. İki yolu denediler. Haktır Allah'ta. Türkiye gerçekten. Ecevit ve eşi Türkiye'ye döndüklerinde ise artık siyasetin tam da içine girmişlerdi. Ecevit bazı yazılarından dolayı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yılbaşına denk geliyordu cezaevine girmesi. Bunun üzerine eşi iki tane mum aldı. Yılbaşını birlikte geçirmiş gibi yapalım. Bu mumları aynı anda saat 12'ye 5 kala yakalım dedi eşine. Ecevit cezaevinden çıktıktan sonra eşinin verdiği mumu saklayıp evine götürdü. Rahşan Hanım da aynı mumu saklamıştı. İki mumu yan yana koyup yaktılar ve bundan sonra o mumları hep yakmak için söz verdiler. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. 60 yıl diz dize, göz göze beraberlerken 2006 yılında mumların biri söndü. Rahşan Hanım'ın bir yanı eksildi. Büyük bir yalnızlıkla sınandı. Yine de hiç unutmadı ilk ve tek aşkını. Bu dünya için fazlasıyla temiz bir insandı. Eleştirenler de oldu elbette. Ama Ecevit denince akla büyük bir başarı gelir. O da Kıbrıs. Ecevit onca yükü sırtlayıp Türkiye için gerçekten çok kritik öneme sahip Kıbrıs'a çıkartma yaparak dev bir yüreklilik gösterdi. Yaşamının büyük bir çoğunluğu siyasi ve hukuki mücadele ve yoksulluk içinde geçmiş. Türkiye tarihinin gördüğü en bilgili, kibar, gösterişten uzak ve maddiyata önem vermeyen liderdi. Işıklar içinde uyusun. Artık gidiyorum. Beni uğurlayın kardeşlerim. Hepinize eğilerek ayrılıyorum. İşte kapımın anahtarlarını geri veriyor ve evim üzerindeki bütün haklarımı bırakıyorum.